Ben ayakkabı bağlamayı bilmem. Küçükken annem bana hep bağcıksız ayakkabı alırdı. Küçükken kasap olmayı isterdim. Bizim eve pek et girmezdi. Girdiğinde de o günü bayram zannederdi. Kasaplar bana burjuva gibi gelirdi. Küçükken hayalini kurduğum birçok şeyi gerçekleştirdim. Ama artık her şeyden istifa ediyorum. Çünkü biliyorum, vakit. Kasap abi, ekmek. Abi bir sokum ekmek. Yemek abi. Abi yemek. Abi bir ekmek parası abi. Abi bir yemek parası. Ne olur abi hadi açım abi. Günlerdir açım abi. Ekmek parası birazcık ne olur. Hadi abi. 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 İnsanın en ilkel yemeği ettir. Hatta tüm canlıların en ilkel yemeği ettir. En ilkel meslek bu anlamda kasaplık değil belki ama avcılıktır. Bir canlının et yiyebilmesi için bir başka canlının ölmesi gerekir. Et yiyebilmek için katil olmak gerekir. Avcılık buna denir. Buna doğanın kanunu denir. Ve devlet doğanın kanununa karşı kanun koyar. Asıl ben sana baktım bir zekalı! Lan yeter! Allah belanı! Bu vahşetin nedeni de ettir. İnsan et yüzünden vahşidir. Bu çift ya evlerine et girmediği için kavga ediyor ya da taraflardan biri bir başka et almış. Şiddet mi daha kötü yoksa aşk mı karar veremiyorum. Bana göre Adem ve Havva cennetten atılmasaydı öpüşmek bu vahşetten daha ayıp sayılmayacaktı. Meskun mahallede öpüşmenin cezası olmayacaktı. Ben hayatımda hiç aşık olmadım. Aşkın nasıl bir şey olduğunu bilmem. Hiç aşık olmamış adamlar tecavüzcü olur demişti bir ihtiyar. Çok saçma. Ben hayatım boyunca kimseye tecavüz etmedim. Bana göre tecavüzlerin tek nedeni insanın aşkı et olarak görmesi. İnsanların özür dilemeye bile vakti yok. Kim bilir neye acelesi var. İnsan kendisinin bile kontrol edemeyeceği, anlayamayacağı zamanı yarattı. Sırf aceleciliği, sabırsızlığı ve telaşı yüzünden. Ama ölüm zamanı kontrol edecek tek güç. Vakit gelir, zaman gider. Benim vaktim geldi mi? Beni beklemiyordun, öyle değil mi Kenan? Vakit geldi. Ben ölüyorum ya. Gökyüzünü son bir kez görebilmek ne güzel. O kadar da korkulacak bir şey değilmiş o. Yer değiştirmek, hiç görmediğim bir yere gitmek çok heyecanlı. Hayır hayır korkmuyorum. Üzülüyorum. Orada gördüklerimi size anlatamayacağım için. Ama burada da gördüklerim var. Ben ayakkabı bağlamayı bilmem. Küçükken annem bana hep bağcıksız ayakkabı alırdı. Bana güvenmediği için.